dedik. Şimdi hazırladığımız sunu da Veritas'ın içerisinde yapılan IB koçluğu ve üniversite başvuru süreçleri. Aslında benim gördüğüm en büyük hata şu, insanlar akademik altyapısını çocukların hazırlamadan işte çeşitli türlü etkinliklere katılıyor. Ve IB'nin içerisindeki projeleri veyahut da IB olmasak bile IB bize güzel bir rehberlik hizmeti de veriyor. Essay yazımında, proje yazımında. Bunları dışarıdan da alabilirsiniz. Zaten bunlar sadece IB'ye özgü kavramlarda değil. Bir extended essay, bir intern assessment'lar veyahut da bir KES faaliyetleri. Yani IB'de doğmadı. IB'den önce de vardı. Sonra da devam edecek. Biz bunları bu akşam bunları bir konuşmak istiyoruz. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var karşımızda. O kadar fazla kimileri proje diye bizim önümüze gelip karşımıza o kadar fazla şekilde çıkıyorlar ki ya inanın neyi nasıl çıkartacağımızı biz de şaşırıyoruz. Çocuklar yani matematik notu çocuğun yerlerde sürünüyor. Bir bakıyorum gidiyor bir matematik profesörle bir essay yazdığı söyleniyor. Ne bileyim pek çok işler yapanlar da var. Çocuğun öyle bir akademik başarısı yok ama inanır mısınız bizden şu da istenebiliyor. Abi bilim adamıyla birlikte gidip bir bilimsel makalede bir makale yazsın ve bu makalede literatüre girsin. Yani bir paper'da buna atıfta bulunsun. Bunu yapabilen öğrencimiz de var ama bunu yapan öğrencilerimizde de gerçekten son derece iyi bir bilimsel ortamlardan seçilmiş ve bu çalışma timlerine girebilmiş çocuklar. Bunları da nasıl girebilirsiniz? Bunları da göstereceğiz size bu akşam. Bunları da konuşacağız. Yani bunlara özgü sizinle birlikte bir çalışma. Daha izin verirsen ben şöyle bir kısaca bir sunumu geçeyim. Ondan sonra senle birlikte ve velilerimizle birlikte bunları çok iyi konuşabiliriz. Tabii Ve hocam, tabii buyurun. yani evet eğitim kurumu ama bizim eğitim kurumu olmamız şöylesine yurt dışı danışmanlıkta gücümüzü belirtiyor. Çünkü bazıları diyor ki sadece eğitim bunlar danışman değil. Elbette ki yani iyi danışmanları kavram dışı yani bu kapsam dışına getiriyoruz ama bizim eğitim kökenli olmamız bu işin esas doktoru olduğumuzun da bir şekilde söylenmesidir. Çünkü titrekle konuşuyoruz bütün kavramlarımızda. Korkarak konuşuyoruz. Çünkü bir doktordan, bir arkadaş ortamında bile bir tavsiye alsanız, o doktor bey veya doktor hanım size yanlış bir tavsiyede bulunursa, onu sorumlu kılabilirsiniz. Ama doktor olmayan bir kişiden bir sağlık tavsiyesi alıp uygularsanız, yani bütün millet der ki sizi suçlar. O yüzden biz de eğitim yolundan gelen danışmanlar olduğumuz için, yurt dışı danışmanlar, ben olduğumuz için ve Veritas aslında şu an YEDAV'ın yani Türkiye'deki yurt dışı eğitim danışmanlarında derneğinin yönetim kurulundadır. Etik değerleri olan bir kurumdur. O yüzden yani söyleyeceğimiz her şeyi kesin doğru olarak kabul etmeyelim. Gelin çocuklarınızı bize analiz etme imkanı verin. Sadece derste bir iki tane derste bunu yapamayız. Özellikle yurt dışı başvurularında bizim öğrencimiz iseniz başka danışmanlarla da çalışabilirsiniz. İşte Leyla Hanım oluyor, Yeşim Eres oluyor. Biz bunlara çok saygı duyduğumuz danışmanlar. Çeşitli böyle Erin Bey var, diğerleri bayağı bir danışmanlar var. Ama biz de size bir göz alalım. Çünkü asıl işin dosya tarafı, bu akşam konuşacağımız şey bu dosyadır. Yani aranızda pek çok iş insanı vardır. Bir yere bir teklif verirsiniz veya bir İnşaatla ilgili belediyeye bir dosya götürüyorsunuz. Ne bileyim bir kurum açacaksınız, bununla ilgili bir dosya götürüyorsunuz. Bir yere başvuruyorsunuz, bir dosya hazırlıyorsunuz. Bu dosyanın en önemli parçaları eğitim ve çocukların yaptığı aktiviteler ve başarılardır. İşte bunların hepsinin hazırlanmasıyla birliktedir bir danışmanlık. Geldi size biri akıl verdi ama akıl verenimiz çok, iş yapanımız yok. Gibi düşüncelerle de bu iş yürümez. O yüzden iş yapan tarzıyla birlikte gitmemiz gerekiyor.
Veritas'taki süreçte de biraz biz size bunu öne çıkartmak istedik. İlla ki IB yapacaksınız da değil, IB yapmayanlara göre de bu sunum aynı zamanda. Ama IB'de hoşuma giden bir şey, bu kadar zahmeti, bu kadar belalı olmasından dışında çok iyi de öğrenci ve çocuk yetiştirebiliyor. Hazır IB'de bu kadar güzel bir takım yol haritaları, yıllar yılı insanlar ve öğrencilerle denenip, tasarlanıp, başarısızlıklar, başarılarla elene elene geçen çok güzel bir takım süreçler var. O zaman biz de mesela öğrencilerimize proje, essay, aktivite, güzel bir CV doldurmada neden IB'nin standartlarını kullanmayalım diye düşündüm. Ve böylesine bir yapı. Zaten Reha Bey de bu sene bir sunum daha yapacak. Öğrencileri danışmanlık yaptı. Öğrencilerin inanılmaz bir başarısı var. Reha'yı burada hepinizin önünde tebrik de etmek isterim. Teveccühünüz hocam, sağ olun, çok naziksiniz. Ama o sunumu bekliyoruz. Kolombiya Üniversitesi'nde Fransız okulundan nasıl gidilirmiş görsün millet. Hocam meslek sırrının tamamını anlatmam ama nasıl olduğunun bazı ipuçlarını verebilirim tabii ki. İşte Veritas olarak kurslar, yurt dışı, yani bu sene burslu öğrencilerimiz de var biliyorsunuz. Çok da iyi burslar da kazandık. Bu öğrencilerle Haziran ayından itibaren herkesi tanıştıracağız. Hassas bir şey, bu burslu öğrencilerin burslarını korumak ve bunların kazanmalarını da korumak zorundayız. Daha okullarından mezun olmadılar, notlara düşmemeli. O yüzden bizim böyle bir bakış açımız var. Bizi anlayışla karşılayın. Her sene de bunların rakamlarını belirleyeceğiz. Ben biraz Antakya'da biraz çok fazla ilgiliyim. Bir de işler de bu sene AP'lerde de bayağı kaliteli bir öğrenci grubuyla çalışıyoruz. O yüzden yoğunluğumuz çok. İstatistikleri de dökeceğiz. İnanılmaz iyi başarımız var. Özellikle UF'de Toronto'da, Amerika'da ve pek çok yerde. Şimdi üniversite başvurularındaki en önemli süreç bir, akademik başarı yani aldığınız eğitimler. İkincisi güçlü bir CV. Üç, başvuru formlarının doğru doldurulması ve doğru zamanlama. Ve beşinci de başvuru mektupları. Bu başvuru mektupları güçlü CV vesairesi Reha Bey üzerinden gideceğiz bugünkü toplantıda. Akademik başarı olarak neyi kastediyoruz? En önemlisi okul ortalamaları. Yani ama okul ortalamam düşük ben gidemez miyim? Gidebilirim. Gidiyorsunuz da. Yani ben de mesela üniversite ortalamam düşük ama ben de gidebildim iyi bir master'a. Yani o şey değil. Yaptığınız etkinlik ve o başvurduğunuz programa göre de notlarınızın veyahut da çalışmanızın altyapısının güçlü olması gerekiyor. Doğru sertifika seçimleri, SAT ve ACT. Özel sınavları da ekledim. İşte İngiltere'de hukuk fakülteleri, örneğin UCL'e gitmek isteyen öğrencilerimize ENNAT'tan da girmelerini tavsiye ederiz hukuktan. Çünkü ENNAT o kadar çok belirleyici bir sınav ki ve çok prestijli bir sınav. Bu tür sınavları da tercih ederek gidebilirsiniz. Şimdi ilk önce güçlü bir IB programı olarak aldığınızda karşınıza ben bunu hep verilerimizden gelen yani genel olarak gelen sorular üzerine bunu hazırladım. Şimdi herkes CV'lerine Creative Activity ve KES'leri servislerine koymak üzerine konuşuyorlar. Bir bakıyorum çocuklar iş adamından daha yoğun. Yani deli gibi yani Türkiye'nin en büyük iş adamlarını da tanıyorum. Veritas sayesinde. Yani hepimiz tanıyoruz. Babaya bakıyorum korkunç fabrika yönetiyor, holding yönetiyor. Bir de oğluna bakıyorum IB öğrencisi veya değil işte Amerika'ya başvuracak diye. İnanılmaz bir program olacak şey değil. Bir kere bunların içerisinde boğulmayalım. IB ile birlikte yapalım veya IB dışındaysa bizim dediğimiz şekilde gidelim. Yani başvuracağımız yerlere göre işte çeşitli böyle yaratıcı düşünceler olabiliyor. Çeşitli workshoplar, work gruplar, etkinlikler. Yani yaratıcı bir takım sizin öğrencinin yaratıcı özelliklerini gösteren etkinlikler. Bunlar mesela IB'de güzel bir şekilde tarif edilmiş. Biz de size buradaki standart üzerinden tavsiye ediyoruz. Çocuklarınızı böyle yaratıcı etkinliklere verebilirsiniz. Aktivitelere mesela ben burada çocukların fiziksel gelişim, müzikteki gelişimleri, dans, fitness bunların hepsinin konulması. Ama yani burada da abartıya da kaçmadan yapalım. Servisler var.
Bunlar staj da olabilir ama aynı zamanda stajları da mesela belli başlı toplum gönülleri kapsamında yapabilirseniz de oldukça etkileyici oluyor. Bu yine yapılması gereken etkinlikler. Bunları bize danışabilirsiniz. Veritas danışmanlık servislerimiz var. Bunlar üzerinden gidilebiliyor. İsterseniz artık yavaş yavaş danışmanlığımızın diğer operasyonel süreci oturduğu için öğrencilerimize artık duyuru atacağız. Şu etkinlikte çalışır mısınız, çalışmaz mısınız diye. Ama emin olun liderlik yarışmaları çok fazla çocuklar arasında. Yani herkes lider, kimse iş yapar konumda bulunmak istemiyor. Onlar artık bir zapturapt altına alarak yok kardeşim bu böyle deyip yapmamız gerekiyor. Bunları yapalım işte en önemli tarafı. İşte yine aile programında yapan bir kişi aynı zamanda bu aile programında olmasa bile çalıştığınız ekstern eserler veya bu KES'lerdeki çalışmalarda matematik kulübü oldunuz. Gidin matematik kulübüyle ilgili kreatif serviste. O zaman bununla ilgili çeşitli yarışmalara da katılın. Bunları isterseniz daha erken dönemde, aileye başlamadan evvel çocuklarınız alsın. Ve bunlardan da bir takım ödüller getirmeye çalışalım. Yani isteyen çocukları biz destekleyebiliriz. Bunun dışında işte deha ile paslaşarak bu bölümü geçmek istiyorum. Extent Essay yazınları. Şimdi Extent Essay sadece IB öğrencileri yazıyor. Ve IB öğrencileri genelde en rahat E-Not alacağı Extent Essay'leri tercih ediyor. Ben de bazen onu tavsiye ediyorum. Çünkü Extent Essay'lerde sadece öğrencinin yeterli değil, aynı zamanda IB okulunun da Extent Essay'leri iyice yönetebilmesi de gerekiyor. Örneğin matematikten Extent Essay'i seçtiniz. Karşınızdaki matematik hocasının da çok çok iyi olması lazım. Yani IB'ye gittiği zaman bu Extent Essay patlayabilir diyebiliyor. Formatları, gösterimleri, yani alıntıları nereden nasıl olduğunu çok iyi belirlemek lazım. İstersen rahat sen bir şey söyle. Çünkü Extent Essay'lerde en fazla tecrübeli olan arkadaşım sensin. Hocam, extended essay'ler tabii ki dersten derse değişiklik gösterebiliyor ama öğrencinin yani iki temel yaklaşımım var bu extended essay hususunda. Birincisi öğrencinin başvurmak isteyeceği alana yönelik bir çalışma üzerinden hareket etmek. Öğrencinin ama bu durumda tabii kanalize olacağı alanı belirlemiş olması ve onunla ilintili olarak da yeteri kadar okuma yapmış ya da yapmaya niyetli olması lazım en azından. O takdirde başvuru için de eş zamanlı olarak büyük fayda sağlayabiliyor Extended Essay. Çünkü ilgili başvuruda öğrencinin alana yönelik bilgi edinmiş olduğu ve kendini geliştirmiş olduğunun bir kanıtı olarak yazmış olduğu essay'den faydalanabiliyoruz. Bu birinci yaklaşımken, ikinci yaklaşımda ise daha ziyade öğrencinin biraz daha akademik yükünün yoğun olduğu durumlarda Extended Essay yine bir akademik metin yazabilme becerisini göstermesi amacıyla örneğin İngilizce gibi bir alandan seçilip edebi analiz üzerinden ya da herhangi bir güncel Amerikan ve İngiliz toplumunun bir güncel sosyal sorunu üzerinden de yazılabilir. İngilizce alanında biraz daha esneklik sağlıyor IB o açıdan. Bu şekilde daha rahat bir analiz ve yazım süreci yaşanabilecek bir Extended Essay'i tercih etmenin de kendine göre mantığı olabiliyor. Eğer dışarıdan dediğimiz gibi sosyal bilimler alanlarında ELNAT vesaire gibi ya da AP'lerle IB'sini takviye etmek isteyen öğrenciler olabiliyor. Dışarıdan alacağı derslerle kendisini geliştirmek isteyen öğrencilerin akademik yükü yoğun olduğu takdirde görece daha rahat yapabilecekleri Extended Essay'leri tercih etmeleri bunu da tercihen ilk senenin yazında kabasını bitirmiş olmaları önemli hale geliyor. Ben aslında bir tane bir anımızı anlatmak istiyorum. Bir öğrencimizin, özellikle bu öğrencimiz Harvard'a geçti ve burslu gitti. Okulunda da herkes böyle şok oldu. Yani kızımız yani okulda yaklaşık bir 40. sırada mı 30. öyle tam hatırlayamıyorum. Ama Extent Essay'ini gerçekten Türkiye'deki iddialı bir konuda da yapmıştı. Ve kendisini çok iyi geliştirdi.
Bu da Harvard'da başvurduğu sosyal bölümüyle ilgili bölümler için oldukça da çok etkili ve iyi bir şekilde oldu. Ve son derece de avantajlı bir konuma getirdi. Bunlar üzerine de gidebildik. Yani extent essay deyip durmayalım. Yalnızca extent essay'i seçerken de şimdi okullarda da özellikle IB öğrencilerine şimdi IB dışındaki extent essay'i seçebiliriz. Diyelim ki çocuk IB öğrencisi değil, bir AP öğrencisi. Onunla birlikte bir extent essay matematik, fizik, kimya, biyoloji, computer science'da yazılabilir. Ama burada tabii öğrencinin gerçekten bu konuyu son derece detaylı ve güzel bir şekilde öğrenmesi gerekiyor. Ve öğrenerek yazması gerekiyor. Ve extent essay'de ilgili mesela yani matematikte yazacaksa yani AP kalkülüsünün bir 5 olması ve yazdığı konuyla ilgili bir altyapısal bir eğitimin de olması gerekir. Örneğin mesela matematikte grup teorisiyle ilgili ve bunun uygulamalarıyla ilgili bir essay yazıyorsa işte ne bileyim güvenlik, şifre yazılımları, optimizasyon problemleri, izomorfizmleri falan içine katacaksa grup teoride bununla ilgili çeşitli eğitimleri aldığında göstererek bunu yapması son derece etkileyici olabilir. Fizikte de yine buna benzer bazı konularımız ve yapılacak işlerimiz var. Ama bir tane extent essay yapmalı bir öğrenci. Yani 3-4 tane extent essay yani çok aşırı yorucu olur ve olabilir ama başvurduğu okullara göre de bunun düzenlenmesi gerekiyor. Durumlarımız bu şekilde. Ben bu extent essay'lere bir öğrencinin yazı yazma çalışmasını sadece üniversiteye kabul açısından değil, üniversitede de eğitim kalitesini yüksek yapabilmesi için örneğin University of Amsterdam yani bazı okullar inanılmaz derece essay proje vererek açık kapı olarak alıyor ama hem atıyor hem de bunları sizin yapabiliyor olmanızı bekliyor. Çocuklarınıza böyle bir altyapı da koyabilirsiniz. Reha aslında business'ta ve ekonomide de güçlü bir extent essay'ci. Öğrencilerine yardımcı olan bir kişi. Onu da Reha sen eklersen sevinirim. Çünkü Yani işletme ve hocam benim ekonomiye artık son başvurular özellikle Amerika'da ben çok güçlü bir çocuklarımızın, öğrencilerin doğru ve güçlü şeyler yaptığını ben çok görmüyorum. İstersen bunu da bir üzerine bir dokunabilirsen, çünkü senin konuştuğunuz extent essay ve business extent essay'leri çok iyiydi. Burada yani öncelikle IB öğrencileri için şeyi söyleyeyim. Ülkemizde ekonomi eseyi almak isteyen ya da yapmak isteyen insanların genelde şöyle bir yanılgısı oluyor öğrencilerimizin. Çoğu ekonomi ile alakalı ilgili oldukları bir konu olabiliyor. Yani zaten Türkiye'de ekonomiden herkes anlıyor artık aşağı yukarı. Anlamayan hayatta kalamıyor. Dolayısıyla bu eseyinin konusunun seçiminde öğrencinin özellikle sayısal bir bölüm olarak değerlendirildiği için ekonomi IB ekseninde analitik yetenekleri kullanabileceği, kantitatif datadan faydalanabileceği, data toplayabileceği ve sadece sosyal bir düzlem üzerinde değil de bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayabileceği bir esey seçmesi özellikle önemli. Bu dönemde de data üzerinden yapılan extended eseyler dışında genellikle çok başarılı olunmadığını görüyoruz. IB'den gelen notlar çerçevesinde yapılan extended essay'lerin. O yüzden öncelikle konu seçimi için bu hususta dikkatli olmak gerekir. Okullardaki öğretmenlerin de zaman zaman çok doğru yönlendirmediğini görüyorum extended essay hususunda ben de hocam. Çünkü ekonomide öğrencinin aklına enteresan bir konu geliyor. Örneğin işte yapay zekanın yol açtığı dönüşümler diyebiliyor, bir ülkenin ekonomi politikaları diyebiliyor vesaire ama bunun üzerine data toplayabileceği bir extended essay inşa etmesi daha önemli. Hele hele sosyal bilim alanlarının gitgide özellikle daha da kantitatif yetenekler gerektiren alanlara dönüştüğünü düşünürsek sayısal altyapıya dayanan ve data kullanılabilen extended essay konularının çok daha pozitif değerlendirildiğini söyleyebiliriz hem business hem ekonomi alanlarında. Bununla birlikte tabii diğer sosyal bilim alanlarında da örneğin bazı okullarda Global Politics dersi de sunuluyor. Global Politics alanında da Extended Essay görece daha az yapıldığı için hem daha enteresan hem de öğrencinin kendi enteresi olduğu bir alanı yine inceleyebilmesine olanak sağlayan bir essay çalışması
yapmasını sağlıyor öğrencinin. Özellikle sosyal bilim alanları düşünen öğrenciler için bu alanlarda extended essay yapmak çok faydalı olabilir. Ve bunu CV'nizde de güçlendirin. Yani bunu bir ek doküman, böyle bir şey yazdınız. Hatta yani mümkünse başvuru yapacağınız okulda çok tercih ettiğiniz bir bölüm var ise buradaki bu bölüm üzerinden de giderek bir bakmak, etmek, düşünmek ve buradaki hocalara bakarak da incelemek de iyi olabilir. Yani Extended Essay'i şimdi IB'de okula göre de seçmek de zorunda kalabiliyoruz. Bazı öğrenciler matematikte seçiyor ama Türkiye'de maalesef yani matematik bölümlerinden essay, makale yazarak mezun olma dönemleri bitti. Bunu da şimdi Üsküdar Amerikan'da, Koç'ta, ne bileyim Saç'ta ve güçlü okullarda bu imkanı bulabilirsiniz ama bazı okullarda da bu imkan yok. Bu essay'leri seçerken okulunuzdaki hocalara danışarak seçin. Bu çok önemli. Yani sonuçta okuldaki hoca da sizin bir nevi akıl hocanız. Bununla ilgili olayı takip ve sürecinde sorumlu olan kişi oluyor. Buna göre doğru seçin. Yani yanlış extend essay seçip IB'nizi de kendiniz de yapmayın. Onu bir kere söylemek istedim. İkincisi, değer katan aktiviteler. Gene biz bunları KES aktiviteleri olarak, gene IB'nin içerisindeki projeler. Bunları istediğiniz zaman sizler de dışında yapabilirsiniz. Güçlü Extended Essay'e ben tekrar dönüyorum. Güçlü Extended Essay'de subjectler, communication'lar, A'dan Z'ye hepsi var. Ve bu değerlendiriliyor. Yani IB olmayan bir, yani ben IB'deki öğrencinin bu fırsatları bu kadar düşük seviyede kullanmalarına inanamıyorum. Yani Harvard, Yale, Cambridge istiyorsun. Ya işte kardeşim sana evinde harika bir şey yani bunu kullan. IB'de olmayan öğrenciler için de ben bunu kullanmalarını tavsiye ediyorum. Sertifikalar var işte. Yani CV'ye koymanız gereken sertifikalar. Bunlar da işte genelde güzel. Örneğin mesela IB'de Extended Essay yapacağınız konuyla ilgili mutlaka ben yani hangi konu olursa olsun sertifika programlarını da bulabiliyoruz. Bunları da bir inceleyip böylesine koymak. Ha, IB öğrencisi değilsiniz. Yine Extended Essay yazacaksınız. Yine böyle birkaç sertifika alıp koymanızı tavsiye ediyoruz. İnanılmaz artık gelişmiş durumda. Staj ve çalışmalarını, KES faaliyetleri de birlikte de koyabilirsiniz. Ayrı da yapabilirsiniz. Aile şirketi olmaz diyor, ben olur diyorum. Bazıları evet, bazıları da karşı çıksa bile bunun bir faydası var. Özellikle Bocconi başvurunda ben çok faydasını gördüm. İşte bu KES servisleri de bunu birleştirmek, experience'larınızla ve KES faaliyetlerinizde yazacağınız mektupları geliştirebilmek. Lise dışı aktiviteler, sınav sonuçları. İşte yine geldik IA'lar. Şimdi bu projelerde de IA'lar konusuna girdiğimizde matematik IA'lerine çok fazla öğrencileri yol göstermeye çalışmış bir hoca olarak da söyleyeyim. Bunlar da intern assessment'lardır. Özellikle başvuracağınız üniversite, yani bunu IB içerisinde bu zorunludur. Yani hemen hemen bütün dersler intern assessment isteyecektir. Matematik dersi alıyorsunuz, matematik, fizik de alıyorsunuz bu. Yani öğrendiğiniz her şey hakkında bir değerlendirme, yani bir gelişiminizi gösteren bir takım yazılar yazıyorsunuz. Projeler oluşturuyorsunuz. Bu da çok iyi bir şey. Yani sizler için de bu geçerli. Nereye başvuracaksanız bir çocuğun böyle bir takım çalışmalar, hem bunu bizim liselerimizde yıllık projeler olarak geçiyor ama çok yavaş bir şekilde geçiyor. Ve son derece yüzeysel bir değerlendirme. Fakat onu daha da aşmışlar. Yani öğrencinin buradaki iletişim dili nasıl, prezentasyonu nasıl, engagement'i, reflection'i, koyduğu kanıtlar, yargılar ve bununla ilgili bütün olması gerekenleri nasıl sunduğuna dair bir aşama aşama giden bir eseylerdir bunlar. Bunları da yapmasında öğrencilerin çok büyük bir faydası var. Yani en azından diyelim ki IB değilsiniz. Endüstri mühendisliği çocuk Hollanda'da. Yani illaki yapmak da zorunda değilsiniz ama yaparsa
Özellikle matematikte kalkülüsü içine işleyen bir çeşit optimizasyon, operation research üzerine bazı intern assessment'lara bir gidebilirseniz bu çocuğun faydasına olur. Hollanda başvurularında bu işinize yarar mı? Hiç de bakmıyor Hollanda. Notunuza bakıyor. Diğer şeylerinize bakıyor. Yani işte IELTS'inize vesairenize. Bir de sizi kendi sınavına sokuyor. Burada iyiysen alıyor, yoksa değil. Ama girdikten sonrası için çok faydalı olabiliyor. Özellikle istatistik üzerine yazmanız bazı bölümlerde. Matematikle ilgili, fizikle ilgili yaptığınız bir takım deney tasarımları ve bu deney tasarımları üzerine çıkan raporlar. Çünkü öğrencilerimizin maalesef Türkiye'den giden öğrencilerin büyük bir çoğunluğu deney raporları yazmada çok kötü. Şimdi üniversitede de bu deney raporları, projeler değerlendirme içine katılıyor. Oradan da bayağı bir düşük notlar geliyor çocuklarımıza. En azından bunlar için düzgün. Gördüğünüz gibi IB içerisindeki IA projeleri oldukça çeşitli. Öğrencinin başvuracağı okullara göre. Fakat şunu yapmayın, yani çocuğun ekonomide hiçbir bilgisi yok, hiçbir çalışması yok. Gelin ekonomi üzerine essay yazalım, biz işletmeye başvuracağız. Yani eğer çok seçkin bir üniversiteye başvuruyorsanız bu ters teper. Ama tamam, sıradan bir yere başvuruyorsanız ona ihtiyacınız yok. Ha, çocuğum eğitim alsın amacıyla istiyorsanız belki olabilir. Yani tekrar ediyorum. Çok top bir yere başvuruyorsanız, yani çocuk olmuş, matematik, fizik altyapısı güzel. İşte ne bileyim, birçok etkinlikleri var. Ama ekonomiyle ilgili bir intern assessment istiyorsunuz. Yani Reha anlatarak bir takım şeyleri yaparak böyle bir eseyin çıkmasını sağlayabilir. Ama çocuğun da bunu doğru yanıtlayabilmesi gerekiyor, anlayabilmesi gerekiyor. İşte Reha onu size bir süre sonra bunun üzerine gider. Ve ben şimdi Reha'ya artık işin uzmanına bu işi bırakıyorum. Ben akademik koçluk üzerinden geldim. Bundan sonrası Reha'da excellent essay'ler, motivasyon mektupları, personal statement'lar. Reha, benden bu kadar gevezelik yeter abicim. Estağfurullah Rica hocam. Çok teşekkür ediyorum. ederim. Öncelikle sesim geliyor mu? Geliyorum. Öncelikle şeyi söyleyeyim. Bu uzun bir süreç. Yani IB bana sorarsanız öncesinden hazırlanılmaya başlaması gereken bir süreç. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi altyapısı oluşmadan bazı şeyleri yetiştirdiğiniz zaman amiyane tabirle sakil durabiliyor. Yani öğrenci elinde çok güzel bir essay'le başvuruyu yapabilir ama bu interview aşamasına geldiğinde mutlaka o essay'den bir soruyla karşılaşacaktır. Onun altyapısını anlayacak donanıma ve bilgiye de sahip olup orada gelebilecek sorulara bir kontra cevap üretebilmesi gerekir öğrencinin. O yüzden ben genellikle öğrencinin işin içine dahil edilmediği süreçlerin çok da verimli sonuç verdiğini görmedim hocam. Bununla birlikte öğrencinin aynı zamanda zaten bu yetenekleri IB düzeyinde ya da IB'de değilse dahi içinde bulunduğu yan aktivitelerle bu akademik yazım yeteneklerini geliştirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü üniversite aşamasına gelindiğinde IB öğrencileri biraz akademik bir makale nasıl yazılır, kaynak nasıl oluşturulur ya da nasıl taranır, düzgün kaynak nasıl seçilir gibi bilgilere sahip olabiliyorlar. Ki bu bence IB'nin en önemli yanlarından biri program olarak. Öğrencinin üniversiteye yönelik çok iyi hazırlanıyor olması. Fakat bununla birlikte bu süreci düzgün yönetmediği takdirde öğrenci IB'nin gerek başvurmayı ya da almayı düşündüğü derslerin bazıları için önden hazırlık yapmak olsun. Gerekse de özellikle IB birinci sınıfın yazının verimli değerlendirilmemesi olsun son derece sıkıntılara yol açabiliyor. Bunun da temel altında yatan sebep aslında öncelikle 11 ve 12. sınıflarda IB uygulaması yapan okullarda 11'inden 12'ye geçilen senenin yazı hem IB'nin extended essay'lerinin vesairelerinin tamamlanması için önemli hem de aynı zamanda personal statement'ların CV yazım sürecinin tamamlanması açısından çok önemli. Yani bazı öğrenciler İtalya başvurmayı düşünen öğrenciler Nisan-Mayıs ayları itibariyle CV ve personal statement konusunda yol almış olmaya başlamaları iyi olur.
Çünkü bunun aynı zamanda bir şey süreci olduğunu söyleyebilirim. Biraz çay gibi hocam, demlenmesi gerekiyor bu Evet. eseylerin biraz da. Çünkü öğrencinin hem başvuru sürecinin sıkışmaması hem de bütün bu akademik eseyler ve öğrencinin yaptığı şeylerin anlatıldığı bu personal statement eseylerinin birbirleriyle paralel ilerlemesi bütün sürecin daha sağlıklı olmasına yol açıyor. Çünkü öğrenci yaptığı bir araştırmadan da yazacağı başvuru mektubunda ben şu araştırmayı yaptığımda bunu keşfettim ve bu bana şu yeteneği kazandırdı diye yaptığı çalışmanın kendisinde geliştirmiş olduğu yetenekleri anlatmak durumunda ve bunu da daha geniş bir konteks çerçevesinde yapmak istediği şeye nasıl bir misyon üzerine hazırlık yapıyor olduğu anlatısının içinde bağlamak durumunda. Bu sürecin genellikle son dakikalara bırakılması ki sonbaharda öğrenciler akın akın genelde personal statement için Eylül itibariyle koşturmaya başladılar. Günde de Fakat geldiler değil mi ya? evet, o son dakikada geldiği zaman öğrencilerin extended essay'inin yetişmemesi personal statement'ını etkileyebiliyor. Ya da personal statement'ın elden çıktıktan sonra essay değişebiliyor gibi durumlarda. Yaz döneminin bunların organize edilerek düzenli bir şekilde tamamlanması için ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle IB birinci sınıfın sonunda. Reha, ben oraya bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi biz bir çözüm olarak şimdi bu extant eseyler ve CV'lerin oluşturulmasında en iyi öğrencilerimizde bile hep son ana kalındığı için bir bakıyoruz çok abartı CV'ler çıkıyor. 6, 7, 8 sayfalık CV'ler. Yani bir lise çocuğunda 8 sayfalık CV nedir? Yani ne yaptı ki bu kadar büyük CV'ler? Ve motivasyon mektuplarında da böyle abartı veyahut da çok büyük bir fakirlik de görüyoruz. Uygunluk olmadığını da görüyoruz. Şimdi biz buna tabii çözümler nasıl yapalım dedik. O zaman bunları, çünkü bir CV sanıldığı gibi böyle bir günde 2 günde oluşan bir şey değildir. Yani yıllar yılı geçerek oluşan bir CV'dir. O yüzden de CV'lerinizin oluşturulma sürecinde şuna geçmeye başladık. Mesela MIT'nin RSA yazı, yani bir çevir, bir şekil, bir çeşit bir program bütün dünyadan 100 kişi alıyor. Biz inadına başvuralım diyoruz. Erken yaşlarda. Boston RSI Research başvuralım. Matkamplar başvuralım. Bank of America gerçi Amerikalılar için ama Young Economic Forum Leaders bunlara başvurun. Özellikle bazı böyle iyi yaz okulları. Ha, biz bu yaz okullarını size geçen sefer söyledik. Bunlar dünyadaki en böyle bilinmiş öğrenciler tarafından tercih edilmiş açık kaynaklarda geçen yani internetten de sizlerin de bulabileceği 18-20 tane veya 30 tane işte kaç tane ise böyle bir takım yerlere de başvuralım diyoruz. Ha, gitmek veya gitmemek meselesi değil. Önemli olan öğrencimizin bunları toparlayabilme başarısına elde edebilmesi ve burada bir alışkanlık oluşturabilmesi, kendi portfolyosuna malzeme nasıl toplanması gerektiği ve bu portfolyolarının gücünü de görebilmek. Yani bir nevi benchmarking yapabilmek. Yani bir kontrol edebilmek istiyoruz. Burada yaptırmaya çalıştığımız şey de bu olacak. Bunun dışında çeşitli Amerika'da ve İngiltere'deki en iyi liselere başvurun. 9-10'da. Özellikle UWC liselerinin bazı böyle burs fonlarıyla çok ilişkide olduğunu gördük. İşte Nisu Çeliker diye bir kızımız UWC Lisesi'nde KOS gitmişti. Kızımız UC Berkeley'yi kazandı. UC Berkeley biliyorsunuz state ve ben burs bulmam da mümkün değil. Ha, bazıları bulurum diyor ama nasıl buluyor onu da bilmiyorum. Fakat bu bursu UWC fonundan gelen bursla kızımız okudu. Buna bazen çok bazı fonları olabiliyor. Böyle liselere de bir başvurun. İnadını yani gitmeyin yani kazandınız gidip gitmemek size bağlı. Ama bir deneyin bakalım ne oluyor ne bitiyor. Benim CV'm, benim akademik dosyam, portfolyolarım gerçekten iyi mi? Doğru yolda mıyım? En azından bunları da görebilirsiniz orada. Ve tabii ki en son aşamasındaki üniversite ve bölüm faktörleri giriyor, değişiyor ama sonuçta pek çok üniversitenin admission ofislerinde çalışan kişilerin de ben tabii ki üniversitenin hepsinde vardır ama yani akademik derinliği de sezebilecekler mi?
İlk etapta okuyan kişilerin değil, ikinci etapta okuyan kişilerin akademik derinliği seçebildiklerini düşünüyorum. Ama ilk etapta okuyanların bu kadar ağır bir detayda olabileceklerini de pek sanmıyorum. Ve bu kadar fazla büyük mektup da okuyacağını, etkinlik okuyacağını da çok sanmıyorum. O yüzden ilk personal statement, CV ve gösterim çok önemli. Ama bunları erken yaşta çocuklarda da deneyelim. Yani başvuru atalım ya. Yani ama en seçkinlerine başvuru atalım. Ve yani erken zamandan yapmaya da başlayalım bunları. Ben bunu söylemek isterim Reha. Yanlış mıyım bilmiyorum. Hocam yani bu öğrencinin kendi dosyasını global ölçekte bir çarpışmaya sokması açısından iyi bir strateji. Önceden Evet. bir ne noktada olduğunu öğrencinin tespit edebilmesi için. Aynı zamanda üniversite başvuru süreçleri de kabul kadar reddin de çok bol olduğu bir süreç olduğu için önden reddedilmeye alışmak da fena bir fikir olmayabilir bir yandan. Şimdi Çünkü akademik olarak şey değil yani ben bir hesap yaptım. Ya burada yani AP'lerden 5'i geçen, IB'den de 42'yi geçen, high level'lar 20'yi yani 18'i geçen, A level'lardan da AAA yani AAB'yi alan öğrenci sayısı dünyada 25-30 binmiş zaten. doğrudur Bunlar hep hocam. aynı Dolayısıyla yere başvurduğu zaman işte Princeton'da, Harvard'da, Yale'de, Columbia'da İşte UCL'de, King's'te o zaman bir sıkışma yaratıyor. İşte o zaman CV'ler önemli. Diğer altlarda yani ne kadar olup zaten yani olması ve temiz düzgün olması gerekiyor. hocam zaten o söylemiş olduğunuz dosyalar görece bir alt segmentteki üniversitelerin hepsinde her türlü rahat rahat kabulünü alır okur zaten. Evet. O söylediğiniz ufak bir havuz öğrenci. Ama o havuz öğrencisiyle ilgili ben şunu da ekstradan söyleyebilirim. Yani projeler akademik başarı olduğu takdirde önem kazanıyor özellikle çoğu öğrenci için. Ama onun yanı sıra öğrencinin gerçekten yapmış olduğu bir proje varsa ki bunun için de özellikle şeyi tavsiye ederim. TÜBİTAK'ın sunduğu belli proje imkanları, eğitim kurumları vesaireler de var. Orada öğrencilerin bazıları bu uluslararası bilim yarışmalarına hazırlandıkları projelerle benim sonrasında patent alan öğrencim oldu üniversiteye başvurmadan. Dolayısıyla öyle bir araştırma süreci içinde gerçekten başvurmak istediği alanla ilgili bir araştırma sürecine, o alana erkenden karar verebilmiş olmanın avantajıyla katılan öğrenci çok da ekstra bir avantaj elde edebilir bu alan üzerinden. O yüzden öğrencinin tabii ki lise döneminin biraz sıkıntılı bir dönem olduğunu kabul ediyorum. Çünkü yani öğrencinin ne yapmak istediğine henüz karar veremeyebileceği bir dönem olabilir. Ama bu dönemin içinde dahi bu sürecin düzgün yönetilmesi o açıdan bence daha da önem kazanıyor. En azından ana hatlarıyla öğrencinin ilgi alanları belli olduğu müddetçe bunu gerek seçtiği dersler, gerek dışarıdan takviye olarak alabileceği yardımlar veya üzerinde bireysel çalışma ile işte gerek bir dissertation yazarak, gerek bir extended essay oluşturarak kendi yapabileceği personal research ile de ilgi alanlarını bir avantaja dönüştürmesi mümkün. Çünkü alana dair yapılmış olan çalışmalar temel akademik gereksinimlerden sonra en önem arz eden hususlardan birisi diyebilirim. Yani burada da öğrencinin akademik yetenekler dışında elde etmiş olduğu iş hayatı deneyimi de önemli olabilir. Ama yani ne kadar gerçekçi ve öğrencinin kariyer yoluna uygun bir şekilde planlanmış olursa bu süreç o kadar daha büyük başarı getirdiğini gördüm hocam. Yani örneğin bizim nasıl olsa 10 tane holding sahibi arkadaşımız var. Öğrenciye yazdırıveririz işte CV'sine şurada staj, burada staj yaklaşımı ile de yol alınabiliyor belli bir miktar. Fakat onun sonrasında öğrencinin içselleştirdiği kadarının önemli olduğu bir işte ya interview süreci ya başvuru sonrasında bir öğrencinin gerçeklikle yüzleşme süreci mutlaka gerçekleşiyor. O yüzden de hem bu sürecin düzgün yürütülmesi bu bir yola karar verildiğinden itibaren hem de bununla birlikte organize bir şekilde akademik altyapının oluşturulması çok önemli. Çünkü örneğin Avrupa üniversiteleri için şeyi söyleyebilirim. Son eğitim maliyetlerinin görece daha düşük olması sebebiyle ilgi çeken bir
güzergah her zaman Avrupa, Amerika'ya da kıyasla. Fakat o üniversite, Avrupa üniversitelerinde ilerleyebilmek için sizin belli akademik yeteneklere zaten sahip olduğunuzu düşünüyorlar. Dolayısıyla bu akademik yazın yetenekleri ya da işte araştırma yetenekleri, bir deney tasarlayabilme ya da bunun üzerine bir paper inşa edebilme yeteneklerinin ne kadar erken geliştirilebilirse o kadar kısa ve orta vadede öğrenci üniversite hayatında da faydalı olduğunu söyleyebilirim. Ve Avrupa Üniversitesi'ne gittiğiniz zaman gerçekten yani şu an IB'de veya üniversite yerleştirmelerde yaşadığınız zorluklar bit. Yani özellikle Avrupa Üniversitelerinde iyi ve kaliteli üstteki okulları tercih ettiğinizde sizin için bunların hepsi son derece kısa ve şey kalan şeyler. Bir temel oluşturması açısından bu projeler oldukça iyi. Çünkü Avrupa Üniversitelerinde kimi üniversitede 12 tane dersinizin 6'sını geçemezseniz atılıyorsunuz. Ve oturum izni bile alamadan atılıyorsunuz. Yani üniversiteye bağlı değil bu. Size oturum izni veren oranın mercileri size git diyor ülkemden. Yani o yüzden de altyapınız güçlü olarak gidilecekse. Olay bu. Yani Avrupa için de işte ha, bu mesela Oxford'un verdiği bir yanıt. Yine sınav, okul ortalaması profili, IB notu, referans mektubunuz, yani size referans olanlar. Bir de kendinizi anlatan essay. İngiltere başvurularında bunu çok iyi kullanamayabiliyoruz. Ancak işte edition'ın bir doküman olarak belki hep ofise atabilirsiniz ama ofislerinde çok fazla bunu dikkate alacaklarını, alabilirliklerini pek sanmıyorum. Avrupa üniversitelerinde, İtalya'da hiçbir şeye bakmıyor, sadece sınava bakıyor. Amerika ve Kanada'da bunun yanıtları var. Yine Bocconi'de bunun yanıtı var, bununla ilgileniyor. Fransa'da İngilizce olarak çok güzel ama inanılmaz iyi bölümler açıldı. Lütfen Fransa'yı göz ardı etmeyin. Finlandiya artık Hollanda'daki bu kadar ağır öğrenci çalıştırma, öğrenci sınıf geçme prosedüründen sonra Finlandiya'da olabildiğince iyi bir alternatif olarak gözükmeye başladı. Bilmiyorum Reha, benden bu kadar. Sende var mı başka bir şey? Velilerimizin görüşmelerini alalım o zaman sorularına. Evet hocam, yani sorulu cevap üzerinden daha verimli ilerleyebiliriz. Ana hatlarıyla bahsettik. Yani daha önceden zaten personal statement'ların içeriğinden de konuşmuştuk. Amerika eserleri, İngiltere eserlerinin farkları açısından. Dolayısıyla sorular üzerinden ilerleyebiliriz. Ekstradan belki aklımıza gelmeyen bir şeyler de tekrar gündeme gelmiş olur. Bir tane soru Beliz Zora'dan. IB'sin 11. sınıf IB öğrencisinin bu yaz araştırma programına katılacak olması geç kalmış karardır. Hayır, kesinlikle değil. Son derece iyi bir karar. Gitsin ondan güzel bir hikayeyle bize dönsün. Arkasından işte Reha olsun, bizdeki diğer arkadaşlarımız olsun. O hikayeyle birlikte onun hedeflerine koyabiliriz. Ama yani yaptığımız etkinliklerin öğrencide bir iz bırakması, onun hatırlayabileceği bir çalışmaya dönüşmesini çok istiyoruz. Yani Ve aynı zamanda da bir amaca hizmet etmesi. bir amaca Yani hizmet öğrencinin. etmesi, gitmiş olmak için değil, ilgilensin, sevsin, yapsın. En çok istediğimiz şey bu. Bunun dışında bir şey yok. Evet, başka soru var mı? Yoksa söylediklerimizi söyledik. Yani burada IB ile ilgili özellikle IB'de başlayacak olan öğrenciler lütfen yazdan konularınızın çoğunu bitirin. Ne kadar fazla konu, ne kadar fazla proje yani yazdan bitirebilirseniz çok iyi. 11'den 12'ye geçenler, özellikle böyle IB'yi çok disiplinli okuyan okullar var. Bunların projelerini okullar okulunuzla birlikte görüşerek lütfen ama lütfen erkenden bitirelim. 12'nin içerisine koymayalım. Okuldaki hocalarınıza da bunları devamlı kendilerine göstererek, yaparak hocalarınızla da çünkü bunları sizin yapmanız gerekiyor. Yapmanızı sağlayarak da bu şekilde gidelim. İstediğimiz şey bu. 12'nin ortasında çocuk geliyor, IA'leri, projelerini
Hemen böyle çıkartmak istiyorlar. Böyle bir dünya yok. Yani şu an 11'den 12'ye geçiyorsanız bu yazda matematik ayarlarınız, fizik ayarlarınız işte ne varsa yazın bitirin. Hem bu sizin Amerika başvurularında kullanacağınız CV'nizin gelişmesine faydalı olur. Hem de başvuru sürecinde daha rahatlarsınız. Hocanız daha yüksek prediktif verir. Hocanın elinde bir tane matematik ayı olunca matematik ayı 2 puan değerinde ay bir de. 1,5-2 puan değerine geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani banko bir puan da almış oluyorsunuz. Bu şekilde yapmanızı size tavsiye ediyoruz. Şimdi bazı Hocam ben bir hocalar de evet. Buyurun kusura hocam. bakmayın hocam lafınızı Estağfurullah. böldüm. Şunu da eklemiş olayım yaz dönemi için özellikle. Amerika başvurmayı düşünen öğrencilerin yaz döneminde birinci Common App essay'lerini halletmeleri büyük avantaj olur. Çünkü sonrasında okul seçimlerini hele erken yaptıysa daha bile büyük avantaj. Her sene çıkan sorular aşağı yukarı aynı çünkü. Üniversiteye bağlı olan sorularda da aynı. Common App'te ana essay olarak istenen sorular da aşağı yukarı aynı oluyor her sene. Dolayısıyla bunun önceden hazırlığının yapılması sonrasında biz birkaç üniversite daha seçmeye karar verdik. Hop 126 ayrı essay'i daha çıktı bunların sorununun önüne geçebilmek için daha avantajlı bir çalışma süreci ve daha geniş bir yayılma süreci oluşturacaktır. Öğrencinin de aynı zamanda başvurmak istediği alanlara ve üniversite seçiminde de araştırmasını daha düzgün yapıp oradan hareketle hangi üniversiteyi niye özellikle istediğine karar vermesi için de daha geniş zaman bırakır. Çünkü o eseylerin içinde büyük bir kısmında neden özellikle öğrencinin o üniversiteyi istediği ya da o istediği üniversiteye girmiş olmasının kendi kariyer planına nasıl bir katkı yapacağı üzerinde yazılan çok büyük kısımlar var. Bunu da öğrencinin kararlılığını ve neyi niye istediğini biliyor olduğunun bir kanıtı olarak kullanıyoruz bu eseylerde. Dolayısıyla bütün bu hem üniversite karar sürecinin hem de tercihen onun eseylerinin yazım sürecinin çok sıkışmaması için öğrencinin Common App eseyini en azından yaz döneminde bitirmesi, sonrasında sonbaharda sadece okullara spesifik olan 150 kelimelik, 250 kelimelik eseylerle odaklanmasını ya da uğraşmasına imkan sağlayabilir. Burada en unutulan husus hep şu oluyor. Yaz sonrasında zaman varmış gibi öğrencilere gelse de çoğu IB okulu hemen yaz döneminde zaten Üsküdar Amerikan örneği zaten IB sınavlarına sokuyor. Ama Koç vesaire gibi diğer IB okulları da yaz tatilinin hemen dönüşüne mock egzamlar koyuyorlar. Ve o Dolayısıyla o mock mock çok egzamlarda önemli yani. ve predicted grade'lerin temelini oluşturuyor. Dolayısıyla o mock egzamları ayrıca zaten yazın hazırlanılmış olması gerekiyor ki oradan iyi predicted grade'ler alınabilsin. Bu yüzden de hem eseylerin hazırlanması hem o mock sınavlar yaklaştığında onlara öğrencinin dönüp işte son hafta o sınavlara çalışması hem de o sırada diğer eseylerin yetiştirilmesi bir araya gelince öğrenci için kabusumtrak bir sürece dönüşebilir 12. sınıfın sonbaharı. O kadar sıkışmayıp daha rahat ve düzenli bir şekilde hareket etmek için o yüzden 11 sonunun yazı özellikle çok kritik. Çok çok önemli. Yani her şeyinizi yazın yapın, yazın yapın, yazın yapın, yazın yapın. Yıl içerisinde mümkün olduğunca az yapalım. Ve öğrenciler yani anne babalar şunu hep bana söyleyin yani çocuklarımız yaz döneminde hiçbir şey yapmıyor. Yani cumartesi günleri yani yaz döneminde hafta içi veya hafta sonu saat 11 ile 13-15 arası ne yapıyor bu çocuklar? Bomboş. Ama en değerli zaman aslında o saatler. Lütfen o saatleri çok iyi değerlendirin. İşte projelerini, eseylerini, personal statement'larını hep o zamanlarda yaptırın, biz de birlikte yapalım. Vallahi ya Ağustos'tan önce gelin istiyoruz eseyi. SAT Ağustos. exam Evet, evet. galiba hocam. Yani evet, aynen. Yani işte ekstradan tabii SAT çalışan öğrenciler için aynı zamanda bir SAT süreci de var. Ne mutlu ki en azından SAT'nin yapısındaki bazı değişiklikler öğrencinin hayatını bir miktar kolaylaştırdı. Bu dijital SAT'ye geçişle birlikte en azından öğrencilerin kabuslu rüyası olan Ama gelen reading sorular da o section'ın kadar çok parlak olmamaya başladı.
Reading section'ın şiddetinin azalması hocam ilk etapta büyük avantaj. Ama orada dynamic adaptive testing tabii ki öğrenci başarılı oldukça daha da zor sorular çıkarttığı için şu anda henüz daha ayarı tam oturmadı SAT Valla nezdinde. elinin ayarı yok SAT'nin. College board açısından onu da ayarını oturtamadılar daha henüz. Fakat onu da yakında yapacaklarını düşünüyorum çünkü İnşallah. feedbackleri topluyorlar. İlk İnşallah. şey söyleyeyim tabii kobay olarak önce Amerika dışındaki ülkeleri kullanıyorlar. Buradan da gelecek feedbacklere göre o dijital testin tekrar adapte edileceğini düşünüyorum ben. En azından zorluk seviyesi Yani o olarak. yüzden Fakat SAT'ye alternatif biraz ACT'ye bakmakta fayda var gibi mi geliyor? Yani ACT'ye de biraz çalışsa arkadaşlar çok iyi olur. Yani aslında burada bir şeyi tartışma söyleyeyim. daha yapalım mı Reha? Bir sonraki tartışmada SAT mi ACT mi? Olur hocam. Aslında ben ikisinin birbirini çok dışlayan sınavlar olduğunu düşünmüyordum son Evet. değişikliklere kadar. Ama hala ortak temelleri olan iki sınav. Yani İngilizce kurallarının kontrolü ya da grafik okuma, analitik veri değerlendirme falan gibi soru tipleri üzerinde hala benzerlikleri olan bir sınav. Dolayısıyla o kadar da birbirlerini dışlamıyor birisi için yapılan çalışma. Diğerini de görece araçsallaştırılıyor diyebilirim. Olur, haftaya da ACT mi SAT mi yapalım o zaman? Olur hocam. Sonraki hafta IELTS mi TOEFL mı diye akademik sınavları birbirlerine çarpıştırırız. Aynen. Oldu. Herkese çok yani soru varsa alalım, yoksa kapatalım, daha fazla insanların başını şişirmeyelim. Umarım faydalı bir şey olmuştur, görüşme olmuştur. IB öğrenciler için koştuk ve öğrenci takip sistemini kurduk Veritas'ta. Çünkü herkesin bizden istediği biraz da öğrenci takipti. Ama bunun için de kadroyu genişletmek ve düzgün IB'den anlayan insanların yetişmesi gerekiyordu. Böyle bir sistemimiz de artık var. Böyle bir hizmetten yararlanmak isteyenler bize direktmen gelebilir. Biz de elimizden gelen yardımcı oluruz. Tamam. Oldu. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar İyi diliyorum ben akşamlar. de. Sağ olun.